RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da törenlerle kutlandı. Bayram kutlamaları hava muhalefeti nedeniyle Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. Erzincan halkı Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da törenlerle kutlandı. Bayram kutlamaları hava muhalefeti nedeniyle Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Erzincan Valisi Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun askeri ve sivil protokolü selamlamasıyla başladı. Bayram kutlamalarına Erzincan Valisi Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Belediye Başkanı Bekir Aksun, askeri birlikler, kurum müdürleri, Muharip Gaziler Derneği üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci grupları ve vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşu ve 3. Ordu Komutanlığı bölge bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Vali Mehmet Makas günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Bugün Kurtuluş Savaşımızın lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet rejiminde halktan daha büyük bir güç yoktur. Cumhuriyet büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizlere bırakılan en kıymetli ve en büyük mirastır. Zafer ve hürriyet kervanının temel taşı olan Cumhuriyet'ten aldığımız hızla, yöneldiğimiz bilimsel ve teknik çalışmalarla ülkemizi çağdaş uygarlığın durumuna yükseltmek için olanca gücümüzü harcarsak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran ecdadımıza en anlamlı şekilde şükran borcumuzu ödemiş olacağız. Ülkemiz büyük yatırımlar gerçekleştirirken dünya politikasında ve ekonomisinde söz sahibi olan sürekli büyüyen ve gelişen bir ülke konumundadır. Bugün ülkemiz kendi silahını, tankını, helikopterini, insansız hava aracını kendisi yapan konuma gelmiş, savunma sanayindeki dışa bağımlılık oranı çok düşük seviyelere inmiştir. Sadece savunma sanayi alanında değil, sağlıktan eğitime, ekonomiden bilime, spordan sanata, altyapı çalışmalarından tarım ve hayvancılığa her alanda ülkemiz gelişmesini, ilerlemesini sürdürmektedir. Sevgili gençler, Türk gençliğine çok güvenen, buna her fırsatta vurgulayan Atatürk, Cumhuriyeti koruma görevini de bu nedenle siz gençlere vermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda milli ve manevi değerlerine bağlı dürüst, vicdanlı, akılcı, ileri görüşlü Türk gençleri olarak çalışmalarımız, duyarlılığınız ve kararlılığınızla Büyük Atatürk'ün sizlere duyduğu güvene layık olacağınıza yaptığı aydınlanma meşalesini nesilden nesile aktararak taşıyacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyorum. Büyük Türk milletinin ve siz Erzincanlı hemşehrilerinin Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar kutluyorum. Nice güzel bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Hazırım.
Ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak marşlar söylendi. 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu marşları seslendirdi. Erzincan Belediyesi Mehter Takımı seslendirdiği marşlarla büyük alkış aldı. Kutlamalara katılanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla bayram coşkusu yaşadı. Minik öğrencilerden oluşan izci grubunun protokolü selamlaması büyük alkış topladı. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun! Yardımlar, sağ olun! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanlığı tarafından Belediye Sarayı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende konuşan İl Başkanı Ayhan Doğan, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle CHP Erzincan İl Başkanlığı tarafından Belediye Sarayı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan'ın yanı sıra Kadın Kolları Başkanı Seçil Can, Gençlik Kolları Başkanı Yusufcan Kocatürk, Çağlayan Belediye Başkanı Haydar Şahin, Altınbaşak Belediye Başkanı Haydar Polat, Mollaköy Belediye Başkanı Gökhan Eren, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülen, İl Başkan Yardımcıları, Merkez İlçe Başkan Yardımcılarıyla partililer katıldı. CHP heyeti tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Adaletine en uygun olan idare Cumhuriyet iradesidir diye ilan ettiği Cumhuriyet milletimize verilmiş, bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez değerimizdir. Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. Cumhuriyet laikliktir. Cumhuriyet akıldır, ilimdir, fendir. Cumhuriyet çağdaşlıktır. Cumhuriyet halkı egemenliğidir. Cumhuriyet hukukun üstünlüğüdür, eşitliktir. Cumhuriyet demokrasi ve özgürlüktür. Cumhuriyet dil, din, ırk, mezhep, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeden tüm insanımızın aynı hakkına sahip olmasıdır.
Atatürk en yükselen yerinesin. İstiklal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz demiştir. Buradan haykırıyoruz. Bizler cumhuriyetimize ve onun değerlerine her zaman sahip çıkacağız. Onun değerlerine karşı yürütülen her türlü saldırıya her zaman karşısında duracağız. Büyük milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anar, saygılarımı sunarım. Erzincan'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Başbağlar Mahallesi'nde babası ve babaannesini eve kilitleyen alkollü şahıs balkona çıkarak tabancayla rastgele çevreye ateş açtı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen şahıs polis merkezine götürüldü. Erzincan'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Başbağlar Mahallesi'nde babası ve babaannesini eve kilitleyen alkollü şahıs balkona çıkarak tabancayla rastgele çevreye ateş açtı. Kısa süre önce cezaevinden çıkan ve şizofren hastası olduğu öğrenilen şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çevreye zarar vermeden etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürüldü. Son zamanlarda yaşanan ayı saldırısına bir yenisi daha eklendi. Erzincan'ın Kemah ilçesi Kerer köyünde ayı saldırısına uğrayan vatandaş canını zor kurtardı. Bacağından ve kolundan yaralanan vatandaş Erzincan'a getirilerek hastanede tedavi altına alındı. Erzincan'ın Kemah ilçesi Kerer köyünde ayı saldırısına uğrayan 56 yaşındaki Abidin Karakaya canını zor kurtardı. Elma toplamak için bahçeye çıkan Karakaya bir anda ayı ile karşılaştı. Ayının saldırısına uğrayan ve tekmeleyerek ayıyı uzaklaştırmaya çalışan Karakaya boğuşma sırasında bacağından ve kolundan yaralandı. Saldırıda yaralanan Abidin Karakaya Erzincan'a getirilerek hastanede tedavi altına alındı. Erzincan Belediyesi tarafından Esentepe Rekreasyon Alanı'nda çalışma başlatılıyor. İçerisinde mesire alanı, sosyal donatı alanlarının yanı sıra vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı hazırlanacak. Erzincan Belediyesi tarafından Esentepe Rekreasyon Alanı'nda çalışma başlatılıyor. İçerisinde mesire alanı, sosyal donatı alanlarının yanı sıra vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı hazırlanıyor. Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun beraberindeki AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Salih Aksu, İyi Parti İl Başkanı Ümit Özker'le birlikte Esentepe Rekreasyon Alanı'nı yerinde inceleyerek istişarelerde bulundu. Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun içerisinde mesire alanı, sosyal donatı alanlarının yanı sıra vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı hazırlıyoruz. Erzincanlı hemşerilerimiz her şeyin en güzeline layık diye konuştu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Erzincan ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışların yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Erzincan çevrelerinde beklenen yağışların 29.10.2021 tarihi saat 06'dan 29.10.2021 tarihi saat 18'e kadar yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Erzincan Valiliği tarafından yapılan uyarıda kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalarla buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır ifadelerine yer verildi.
2020 yılı buzağı desteklemelerinde ilkine doğum yaşı günü 810 günden 870'e çıkarıldı. İki buzağlama arası gün sayısı ise 450 günden 510 güne çıkarıldı. Sen aç. 2020 yılı buzağı desteklemelerinde ilkine doğum yaşı günü 810 günden 870'e çıkarıldı. İki buzağlama arası gün sayısı ise 450 günden 510 güne çıkarıldı. Erzincan İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada buzağı desteklemesi başvuru şartlarında 2020 yılı buzağı desteğindeki ilkine doğum yaşı günü 810 günden 870 güne, İki buzağlama arası gün sayısı 450 günden 510 güne çıkarılmıştır. Düveler 20. ayından sonra gebe kalırsa ve inekler doğumdan sonraki 8 ay içerisinde tekrar gebe kalmazlarsa destekleme alamazlar ifadelerine yer verildi. Erzincan ve çevresinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yaylalardan dönüş yolunda olan besiciler kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Bugün 29 Ekim. Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Gece yarısı başlayan kar yağışı 30 santimi buldu. Erzincan ve çevresinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yaylalardan dönüş yolunda olan besiciler kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Mahsur kaldık burada. Hayvanlarımız aç, ot bulamıyor. Durumumuz çok kötü. Bir anda bastıran kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hayvan yetiştiricileri hayvanlarını yayladan indirmek için büyük çaba sarf etti. Kar yağışının bölgede bir süre daha etkili olması bekleniyor. 29 Ekim 2021 yaylada mahsur kaldık. Aniden bastıran kar hayatı felç etti. Mahsur kaldık buralarda. Çayırlı Turnaçayır köyünde. Erzincan Belediyesi eski başkan yardımcılarından İbrahim Çetinkaya vefat etti. Çetinkaya Cami-i Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından Piri Sami Mezarlığı'nda toprağa verildi. Erzincan Belediyesi eski başkan yardımcılarından İbrahim Çetinkaya bir süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düşerek vefat etti. Uzun yıllar Erzincan Belediyesi'nde birim müdürü olarak görev yapan, başkan vekilliği görevinde bulunan 66 yaşındaki Çetinkaya, Cami-i Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından Piri Sami Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Çetinkaya bir süredir kanser tedavisi görüyordu. ERT Şahmedi olarak İbrahim Çetinkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan 2-17, Erzurum -4-11, Sivas -1-15, Gümüşhane 2-18, Bayburt -2-16, Giresun 10-18, Elazığ 4-20, Tunceli 3-19, Bingöl 5-20, Malatya 5-19, Yozgat 0-12, Amasya 3-14, Kars -5-10, Van 4-14, Ağrı -3-13 derece. Dolar 9.61, Euro 11.23. Gram altın 554 lira, tam altın 3.654 lira, yarım altın 1.765 lira, çeyrek altın ise 882 liradan işlem görüyor. ERT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.